Enteresan bir konuyla karşınızdayız bugün. Zor bir konu aslında ama yaşamın önemli bir parçası. Taksicileri, taksi müşteri ilişkisini ilgilendiren bir dizi konuyu ele almaya çalışacağız. Konuğumuz da tam bu sektörün içinden birisi ve aynı zamanda yeni bir organizasyonun lideri, Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli. Hoş geldiniz programımıza. Şimdi hoşunuza gider gitmez ama benim aklıma taksici, taksi vesaire deyince sorunlar geliyor. Gazetelerde benim meslektaşlarımın yazdığı ya da insanlardan duyduğum, fazla para aldı, işte taksimetreyi açtı açmadı, kabalık yaptı vesaire vesaire, bir dizi sorunla biz taksiyi, özellikle İstanbul'da taksici müşteri ilişkisi epeyce sıkıntıyla birlikte gündeme geliyor. Yüzde kaçıdır bunu bilmiyorum ama akılda sorunlar kalıyor biliyorsunuz. Nedir bu taksicinin ya da taksi müşterisinin kaderi midir bu sıkıntılar ve sorunlar? Teşekkür ederim. Hakan Bey, şöyle hemen arz edeyim ben. Taksiciler olarak biz bu sorunların medyaya yansımadan, kamuoyu aslında birçok noktada haberi olmadan önce bizler farkındaydık. Bu konuda gerekli çalışmaları yaptık. İlgili kamu kurumlarına da raporlarla bildirdik. Yine bizlerin talepleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKUMED'i 31 Mayıs'ta, yani bundan yaklaşık 7,5-8 ay kadar önce bir karar alındı. Bu karar işini hakkıyla yapan taksicilerin, bizlerin talebi üzerine alındı. Biz bu sorunların bazı kronik noktalarda olduğunu zaten biliyorduk ve bu kararda da bu şekliyle yazdırıldı bunlar efendim. Burada işte tarihi yarımada Taksim Sultanahmet Eminönü bazı marka AVM'lerin etrafında adli vaka görünümündeki taksici kisvesi altına bürünmüş kişilerle ilgili zabıta, emniyet, toplu ulaşım 7-24 birlikte sıkı denetim yapma kararı aldılar. Bizlerin efendim kooperatifimizin de odalarımızın da denetim yapma yetkisi olmadığı için bizler yarı kamu hizmeti veren yapılar olarak ele alınıyoruz. Kanun koyucular tarafından. Dolayısıyla denetim yetkisi Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde. Onlarla da ortaklaşa ve istişare halinde çalışıyoruz. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma ile ilgili sosyal medya hesapları var İBB TUHİM'de. Halkımız ve sizler de o sosyal medya hesaplarını incelediğinizde taksicilerin talebi üzerine, işini hakkıyla yapan taksicilerin talebi üzerine şikayete konu olan noktalarla ilgili denetimlerin yapıldığı ve meyvelerin alındığını da göreceksiniz. Bu kisveye bürünmüş kişilerin araçlarının trafikten men edildiğini. Ya bunların bir azınlık olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Ne kadar şikayet var? Ha şöyle, çok teşekkür ederim bu soru için. Efendim bizler İstanbul'da, sadece İstanbul'da 17.395 taksi ve taksi dolmuş da dahil hizmet veren araçlarımız var. Bir günde 714.000 kez taksimetreye dokunuruz. Yani gece ve gündüz hizmet veriyoruz halkımıza. Ortalama 40 yolcu üzerinden gidersek ortalama 700.000 kez taksimetreye dokunuyoruz. Bu yılda 236 milyon kez taksimetreye dokunmak demek. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz bundan 10 gün kadar önce taksilerle ilgili gelen şikayetlerle ilgili rakamlar açıkladılar. 11 ayda 56 bin şikayet ulaşmış. Bu 56 bin rakamını tabii biz tasvip etmiyoruz. Bizim hedefimiz bir tane bile şikayetin olmaması. Bunu bir kere kabul etmiyoruz. Fakat yapılan yolculuklara orantı kurduğunuzda %0.5'a bile tekabül etmediği ortada. Ama izninizle birazcık karşı çıkayım. Evet. Örneğin ben İstanbul'da bir taksilerden zaman zaman yararlanan birisi olarak 10 defa sorun yaşasam, bunlardan artık şurama kadar geldiği bir tanesinde şikayet ediyorum. 9'da hadi uğraşmayayım diyorum. Bu acaba o rakamın küçük olmasında bir etken olabilir mi? Olabilir. Zaten bizim aslında kendi hesaplamalarımızda Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı bu açıklamayı bizler 100 ile çarptık. Hı hı. Yani onlar 56 bin diyorlar ama biz onu 100 ile çarptık. Benim daha önceki röportajlarda da bu konuda verdiğim bilgiler aslında bu oranın %2'ler civarında olduğu yönündeydi. Bu bir realite. Bunu biz kabul ediyoruz ama bunu ayıklayacağız. Bunu kamuyla bizler, el birliği, medya, halkımız el ele, evet, vererek. Evet. Yani her sektörde var.
işini hakkıyla yapmayanlar var. Her sektörde bu var. Bunlar denetimle çözülecek. Peki, bu burada tam bu noktada bizim yeni nesil taksiciler kooperatifimizin bir sloganı var. İşimiz taksicilik, gücümüz teknoloji diyoruz. Bizim aslında teknolojiden burada ciddi manada istifade etmemiz gerekiyor. Nedir o? Otokontrol mekanizması. Yani burada kamu erkeğinin denetim ve hata ölçümlemeleriyle ilgili harcayacağı zamanı aslında teknolojik aplikasyonlarla yolcu ve kaptanlar, taksi kaptanları kendi mecralarında bir otokontrolle bu mekanizmayı çalıştırmış olacaklar. Teknolojiyle çözüm arıyorsun. Kesinlikle. Nasıl olacak peki? Yani bir sıkıntıyla karşılaştık. Teknoloji nasıl yardımcı olacak bize? Şöyle efendim, bizim yerli işte belediyemizin bir e-taksisi var. Yine e-taksi, a-taksi, 7/24 taksi gibi aplikasyonlar var. Bu aplikasyonla yolcularımız çağırdığı kaptanın, çağırdığı taksinin kim olduğunu, sürücüsünün kim olduğunu, daha evvelki yolculuklardan ne kadar bir deneyime sahip olduğunu, kaç puan olduğunu görebilecek mi? Kesinlikle. Şu an mevcut, hali hazırda bizler kullanıyoruz bu aplikasyonları. Yani günde İstanbul'da şu an bizler taksiciler olarak ortalama 30-35 bin teknolojik aplikasyonlarla yolculuk yapıyoruz. Yani yoldan çevirme herhangi bir şey değil ama bilinçli olarak. Tabii efendim. Bu var. Şu an kullanılıyor. Aplikasyon. Ben bir teknolojik aplikasyonla hizmet veren bir kaptanım. Yolcularım benimle ilgili yorumlarını aplikasyona yansıtmışlar. Peki taksici için teknolojik aplikasyon niye önemli? Efendim bizler kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Bizim kooperatifte mesela arkadaşlarla böyle sohbet ettiğimizde, yani biz okul servisi değiliz. Bankaya personel taşımıyoruz. Fabrikaya çalışan taşımıyoruz. Biz sabah sokağa çıkıyoruz, kontağı açıyoruz ve kimi taşıyacağımızı bilmiyoruz. Bu teknolojik aplikasyonlarla bizler de en azından mail adresi kayıtlı, cep telefonu kayıtlı, adı soyadı belli olan bir kişiyi taşıdığımızı bilmenin verdiği rahatlıkla o yolculuğu yapmış olacağız. Bir de tabii burada şunu da belirtmek isterim. Az önce söyledim, bizler kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Teknoloji bu konuda bize imkan veriyor ama taksici kardeşlerimi ben bu konuda bir de seslenmek istiyorum. Bizler hakikaten Yaratan'ın bize rızık elçisi olarak gönderdiği insanları taşıyoruz. Bu çok değerli. Hiçbir sözleşmemiz yok. Yola çıkıyoruz o gün. Kimi taşıyacağımızı bilmiyoruz. Aplikasyondan bir bakıyorum, Hakan Bey beni çağırmış. Bu Yaratan'ın bana bir rızık elçisi olarak gönderdiği bir yolcu. Taksici kardeşlerim de bu anlayışla hizmet versinler diye. Peki, teknolojinin neyi nasıl gidereceğine ilişkin basit bir örnek düşünelim. Örneğin ben zaman zaman karşılaşıyorum. Biniyorum taksiye, falanca yere gideceğim ve telefonumdan da bakıyorum, cep telefonundan da işte Yandex ya da bir başka şeyden, navigasyondan şöyle gitmek daha uygundur diye. Sık sık taksiciden buna ilişkin itiraz olmasa bile kuşkulu bir replik duyuyorum. Ya o görmez. O bilmem kimin, el alemin işte Rus'u Yandex'i görmez. Ya da işte ben az önce geçtim yol. Yani burada ya bir tartışmaya gireceksiniz ya teslim olacaksınız. O navigasyona güvenmeme pahasına daha uzun, daha farklı bir yolu. Burada teknolojinin belirleyici olması nasıl sağlanacak? Böyle bir kural mı olacak? Neyi gösteriyorsa oraya git. Kuraldan ziyade az önce şöyle bir izahta bulunmuştum ben. Yolcu ve kaptan arasındaki otokontrol kendiliğinden oluşacak. Dolayısıyla siz bir taksiye bindiğinizde bu aplikasyon üzerinden gideceğiniz noktayı da kendiniz belirliyorsunuz. Dolayısıyla ben yolcumu sizi kabul ettiğimde harita ekranı açılıyor zaten. Hatta sizin kredi kartınız tanımlıysa ona siz bana ücret de ödemiyorsunuz. Tamamen sanal ortamda ben sadece sizi aracıma buyur ediyorum. Gideceğim noktayı siz belirliyorsunuz. Navigasyon şeklini de siz belirliyorsunuz. Yani bunu Yandex'i de siz seçebilirsiniz, Google Maps'i de siz seçebilirsiniz. Dönem dönem bazen tek tük, teknoloji çok iyi de olsa tek tük şöyle sıkıntılar olabiliyor.
aplikasyon şirketleri ve navigasyon şirketleri zaman önceliği açısından çalışırlar. Yani ben kendim yaşadım. Beşiktaş'tan Sultanahmet'e bir yolcu götüreceğim. Navigasyon karşıya geçirip tünelden tekrar Sultanahmet'e. Sonra haritayı zoomladım, baktım 2 dakika fark var diye. Yolcuma da izah ettim, dedim ama ki benzin bakın, tüketimi ve ücretlendirme herhalde kat farklı. Kat olacak. Artacak. Orada ben tabii deneyimli bir taksici olduğum için hemen haritayı zoomladım ve yolcuma da izah ettim. 2 dakika daha az zamana katlanabilirseniz ben bu bahsedilen ücretin 1/3 bir fiyatını size bu yolculuğu yaptırabilirim. Orada açıklama dedi. Gerekiyor yani. Tabii orada tabii. Yani, tek tük bu olabiliyor. Peki bir de biz izleyenler şöyle düşünebilir. Böyle Kıyas Bey çok güzel teknolojik gelişmelerle falan açıklıyor bunu. Ayrıca ben de söyleyeyim. Kıyas Bey yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyor. Ondan öncesi mali müşavir. Çok uzun yılların deneyiminden sonra bu işe farklı bir sektörden girip ciddi bir iş edinmiş bir kişi. Güzel tane tane anlatıyor ama taksiciler açısından diyorsunuz bu yaygınlaşmalı. Peki biz halk ne kadar hazır teknolojiyi kullanarak taksiyle iletişim kurmaya? Şimdi bizim yeni nesil taksiciler kooperatifimizin bir çalışması var. Taksi 4.0. Burada hedef kitlemiz aslında Y jenerasyonu. Yani 18-40 yaş grubu. Bu jenerasyon teknolojiyle çok uyumlu. Bir kere. Bir önceki X jenerasyonu diyelim, 40 ve 70 yaş grubu, bunlar da yavaş yavaş alışacaklardır. Dolayısıyla burada bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Halkımız zaten şu an faal bir halde de kullanıyor bunu. Bu taksiyle müşteri buluşturma aplikasyonları, biz henüz bir bu konuda bir şikayet duymadık açıkçası. Evet. Yani ben çağırdım, bu aplikasyon çalışmadı, beni yolda bıraktı, böyle bir şey. Biz Uber konusuyla birlikte teknoloji bir gündeme geldi. Bir cümlelik bir yorum yapar mısınız Uber'e? Şöyle efendim, bizim burada Uber'le ilgili bir kere Uber'in teknolojisine bir itirazımız yok. Uber'in bünyesinde kısmen de olsa az da olsa ticari yasal taksiler de var. Uber'e itirazımız burada haksız rekabet konusunda. Yani bizler taksiciler olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarımızda zorunlu tuttuğu bir taksimetre var. Araç standartımızı, çalışma koşullarımızın hepsini Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumları belirliyor. Karşı tarafta bir aplikasyon firması araç standartını, tarifesini kendisi belirliyor ve en önemlisi bizim bedel ödeyerek aldığımız ticari plakaları onlar bu parayı hiç ödemeden ve tarifesini de kendi belirliyor. Yani ben size bir örnek vereyim mi? Mesela Nişantaşı'ndan Beşiktaş'a ben 3 saatte bir yolcuyu indirsem 12 lira ödüyorum yolcu bana. Fakat Uber trafik sıkışıklığında standartların dışına çıkıp bunu 2 kat, 3 kat talep artışı oldu diyor. Trafik sıkıştı diyor. Bu rakamı arttırabiliyor. Dolayısıyla burada hem bir gayri yasallık söz konusu. Yani bir kere yasal değil. Biliyorsunuz Yeditepe Üniversitesi'nin bu konuda hukuki açıdan Uber diye bir konferansı yapıldı ve sonuç bildirgesinde de Uber'in kesinlikle yasal olmadığı ve haksız rekabet yaptı. Yani mesele orada. Teknolojiyi kullanmakta değil, teknolojiyi tabii kullanmaktan yok. Siz de yanasınız. Yani yoksa Hakan Beyciğim Uber'de buyursun gelsin, bizim gibi taksimetre taksın, bizim gibi ticari plakaları alsın, biz hiçbir itirazımız olmaz. Peki sizin belgelerinizde benim okuyup inceleyebildiğim kadar taksicinin eğitimli olması, hatta yüksek öğretim vesaire gibi şeylerden taksici olması vesaire, eğitim neresini oluşturuyor sizin kooperatifin amaçlarının? Şöyle efendim, bizim kooperatifimiz yine İstanbul'un şu anki amir yöneticisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden eğitim konusunda, daha bu işler medyaya düşmeden önce bizler defalarca raporlarla talepte bulunduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz UGETAM diye bir şirket kurdu. Eğitime yönelik. Bu şirket TÜRKAK ve MYK'dan sertifikasyon yetkisi de aldı. UGETAM şirketi taksi değil, taksi, dolmuş, minibüs. Bütün toplu taşıma kaptanlarına şu an zorunlu eğitim veriyor. Ve bu eğitimleri TÜDES diye bir dijital
sistemi var Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma kaptanlarına yönelik. Burada sicil puanlarını işliyor. Diyor ki işte şu aracın plakalı aracın şu şoförü birinci seviye eğitimi almıştır. İkinci seviye eğitimi almıştır. Böyle yaklaşık 5 seviye eğitim şu an yürürlükte. Bunun bir belgesi de oluyor mu? Ben taksiye bindim, sizden bir belge isteyebilir miyim? Tabii. Yani, toplu taşıma kartımız. Kim beni taşıyor? Toplu taşıma kartımız var. Ben bu arada herhalde içeride unuttum. Tamam, ama bana gösterdiğinizi hatırlıyorum. Evet. Toplu şahitlik yapabilirim. Evet, evet. Toplu tamam. Taşıma kartımız var. Bu kartın üzerinde bir QR kodu var. Dolayısıyla bu kartı olan toplu taşıma, yani bu taksi için geçerli değil. Hı-hı. Minibüs, dolmuş, bunların hepsi için geçerli. O kart olmak zorunda. O kart yoksa hukuken o bir taksi şoförü veya dolmuş şoförü değildir zaten. Evet. Dolayısıyla halkımız ve denetim elemanları bu kartları görebilirler. Bu kartı isteyebiliriz, görebiliriz. Tabii, artı tabii, tabii. Meslek ve yaptığı işe aykırı herhangi bir tavrı olduğu zaman bu bir şikayet konusu olur. Ya da şey, kemer takmamış ya da bize karşı evet, farklı bir tutum içinde. Evet, evet. Bu puanlamada onun da puanını düşüren bir yasal bir takım süreçlerle ilişkili bir şey değil mi? Onun var. Hemen şöyle izah edeyim efendim. Bir kere toplu taşıma kartı olan bir şoförün yüz kızartıcı hiçbir adli suç işlemediğini, hı-hı, bileceğiz. Çünkü o ilgili belgeler verildikten sonra aynı zamanda uzun uğraşlar sonucu alınan psikoteknik belgelerinin alındığını ve ilgili kurumlara teslim edildiğini biliyoruz. Belli sürelerle psikolojik testten geçiriyorsunuz. İki yılda bir. İki yıl efendim. Bütün bu veriler, bu belgeler teslim edildikten sonra bu kaptanların toplu taşıma kartı alınıyor. Demek ki bütün taksicilerde var mı? Örneğin İstanbul'da 17.300 vesaire. Olmayan takside. Olmayan aracı trafikten men edilir. Şimdi şikayetler konusunda değindiniz. Hı hı. Bizler taksiciler olarak uzun bir çalışmalar yaptık. Yine Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi olarak Büyükşehir Belediye'mize bunları raporladık, verdik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz TÜDES kapsamında bir ceza puan cetvel tablosu hazırladı. Yani siz bir taksiye bindiniz. Kaptan emniyet kemeri takmamış. Trafik birimlerini, kesiciyi, idari para cezalarının yanı sıra siz bu kaptanı İBB WhatsApp hattına tarih, konum, saat bilgisi ile WhatsApp'tan bildirmeniz durumunda emniyet kemeri takmamak 10 puan toplu taşıma kartından düşürülmesi demektir. İşte kontrol edilecek mi peki İBB bununla? Kesinlikle ilgilenecek. Siciline işleniyor, hatta işlendiğine dair, hı-hı, kaptana SMS de gidiyor. Ya da bir başka şikayetimiz, daha ciddi bir şikayetimiz şimdi, olursa o da yine aynı şekilde tabii gidebilir. Tabii ki yani burada yani şikayetlerimiz mi boşa olur diye bir, hayır, şey vardı. Yok. Boşa değil mi? Yani İBB onları saptıyor kameralar kesinlikle yardımıyla vesaire. TÜDES kapsamında ceza puan cetveli tablosu niteliklerinde bu kaptanların sicillerine işleniyor. Eğer 100 puanı doldurursa bir kaptan 6 ay görevden uzaklaştırılıyor. Anladım. Hiçbir aracın, Hakan Bey burada şu önemli. Bir taksi yıllık çalışma ruhsatnamesi alabilmek için puanı hatasız olan bir kaptanla kendini kaydettirmek zorunda. Yani o iki QR kodu orada eşleşecek. Zaten ruhsatta yazıyor. Diyor ki bu taksi çalışma ruhsatnamesi, hı hı, Ekin'de bulunan işte Kıyasettin Telli bulunması halinde geçerlidir diyor. Yani orada bir, evet, kaptanla taksi aracın eşleşmesi var. Dolayısıyla halkımız eğer hatalı bir kaptana denk geldiğinde bunu İBB WhatsApp hattına tarih, konum, saat, peki, bilgisiyle belirtirse orada zaten bir konum bazlı takip sistemi var, kamera sistemleri var. Yine İBB'nin elinde biliyorsunuz, UKOME'nin elinde ciddi MOBESA kayıtları, hı hı, ve güvenlik, hı, sistemleri var. Onlar orada gerekli incelemeyi yapıyorlar ve şu ana kadar bizim tespitlerimiz giden şikayetlerin %100'ü halkımızın talepleri doğrultusunda
cezalandırılmıştır. Ve bu araçlar şu an Büyükşehir Belediyesi Mertel Otoparkı'nda misafir ediliyorlar. Peki şimdi bir yani iki dakikada veriyor yani. Anladım. Bir iki dakikada toparlayalım konuyu ama şunu atlarsak herhalde olmaz. Siz yeni bir organizasyon kurdunuz. Genç bir kooperatif. Çalışmalarınızda ne tür sıkıntılar, zorluklar yaşıyorsunuz ve işinizin, mesleğinizin, kooperatifinizin sorunları, hukuki olarak da meslek yasası başta olmak üzere ne tür sorunlarla mücadele ediyorsunuz? Onu bir özetleyebilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi bizim kooperatif olarak bu konuda şöyle bir çalışmamız oldu. Taksi esnafları ve kaptanları, sürücüleri meslek yasası tasarısı hazırladık biz. Bizim aslında odamızın bir denetim yetkisi yok. Dolayısıyla bizim de mimarlar odası, mali müşavirler odası, tabipler odası, barolar gibi kendi denetim ve disiplin mekanizmaları olan ve İstanbul'daki her il bazında taksicileri temsil eden disiplin kurulları olan tek bir meslek odasına ihtiyacımız var. Bunu bütün Türkiye basında, Ankara'da bir üst birliğe ihtiyacımız var. Yani bu mesleği bu anlamda, hukuki anlamda tam bir kurallar silsilesi içerisine oturtabilmek için. Burada teknoloji çağındayız. Bakın Endüstri 4.0'ı yaşıyoruz bizler. Bizlerin de mesela yenisi taksiciler olarak taksi 4.0 diyoruz Hakan Beyciğim. Eskiden taksiler yoldan çevrilirdi. Sonra diyafon tipi sistemlerle çağrıldı. Telefonlarla çağrılıyor ki bunlar hala İstanbul'un bazı noktalarında kısmen de halen geçerli. Fakat artık taksi 4.0 diyoruz. Hem yolcu güvenliği, hem kaptan güvenliği, hem özellikle yolcu memnuniyeti. Bizim çıkış noktamız burası. Yolcumuz bizden memnun olacak. Biz her türlü kusuru ortadan kaldırmamız gerekiyor. Dolayısıyla taksi 4.0'da artık yoldan araç çağırmayacaksınız. Yolcu aplikasyondan taksiyi çağıracak, biz ayağına gideceğiz. Ona gerekli hizmeti ve ayağına gittikten sonra taksimetreyi açacağız. Burası da önemli. Yani siz beni 3 kilometreden çağırdınız. Ben taksimetreyi açmadan geleceğim, sizi buradan aldıktan sonra taksimetremi açacağım ve gideceğiniz noktaya yine navigasyonlar, sizin yönlendirmeleriniz yani ve teknolojinin yönlendirmesiyle en konforlu, en güvenli yolculuğu vereceğiz. Son bir soruyla bitirelim. Bu benim çok ilgimi çeken bir konu. Her alanda biz bir sürü konuyu konuşuyoruz. Siyasetten ekonomiye falan ve hep aynı noktaya dönüyoruz. Kadın, kadın, kadın. Evet. Bu sektörde dediniz ki 17.300 kaç ne kadar taksi var. Bunların iki ya da daha fazla şoförü de olabilir. Kaç tane İstanbul'da, Türkiye'yi sormayayım. Kaç tane kadın şoför var? Çok teşekkür ederim. Bu bizim kanayan yaramız. Yani bunu kabul etmek lazım. Kaç tane? 3 tane. 3 tane korkunç bir şey. Gerçekten korkunç. Bir şey. Şimdi biz İstanbul'da 17.395 yani işte araç sahibi 2 çalışanı ve Türkiye'de 90.000 taksici diye baktığınızda tabii İstanbul'da bu 3 tane, başka vilayetlerde bu rakam daha fazla var. Var. Yani işte Batı yakasında, Ege tarafında var. Bayan kaptanlar var. Biz İstanbul'dan. Ama çok çok az İstanbul. Çok az. Yani ülke çapında baktığınızda bir geçim kitlesi itibariyle 1 milyonluk bir ulaşım sektör ailesiyiz biz. İstanbul'da 3 kadın kaptanın olması hakikaten bizim bir ayıbımız. Bu konuda Yentekop olarak zaten bizim çalışmalarımızın içerisinde bu var. Yakın zamanda bazı kariyer sitelerinde, sosyal medyada ve diğer yazılı medyada olsun ilanlara çıkacağız. Üniversite mezunu, yeni bir sürü yeni jenerasyon, teknolojiyle uyumlu kadın kaptanları biz bünyemize katmak istiyoruz. Bakın bir önemli bilgi daha vereyim. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde otobüs kaptanlığı bölümü var. Üniversite seviyesinde. Ve oradan mezun olan öğrencilere SRC belgesi istenmeden usta otobüs kaptanı statüsü verilir. İşte hedeflerimizin arasında bu var. Yani biz de özellikle bayan kaptanların, bayan eli değerse bu sektöre biz çok yol alacağız. Ve onlara da bu sektöre girmeleri için pozitif ayrıcalıklar vereceğiz. Zaten bizim
Yentekop olarak iki tane pozitif ayrımcılık noktamız var. Biri kadın kaptanlar, biri de D segment turkuaz araçlar. Çünkü bu araçlar, ben bu aracı kullanan bir kaptanım. Halkın buradaki tepkisini ölçebiliyorum. Halkımız bu araçlardan ve konforundan çok memnun. Peki Kıyasettin Bey, çok teşekkürler. Bugün çok farklı bir konuyu ele aldık. Aslında daha önce işlemediğimiz bir konuydu. Taksi konusuydu ve yeni nesil taksiciler kooperatifi başkanı Kıyasettin Telli bize enteresan bilgiler verdi. Tabii ki bu konuların takipçisi olacağız. Taksi sorununu, taksi müşteri ilişkisini Türkiye mutlaka çözmek zorunda. İstanbul'da mutlaka çözmek zorunda. Tam da seçim dönemindeyim, bilmiyorum. Adayların programları arasında nasıl bir yer tutuyor bu, ama bu hem belediyenin hem daha üst düzeyde, hem ciddi bir denetim gerektiriyor, hem de Kıyasettin Bey'in vurguladığı gibi eğitimden özellikle teknolojiye kadar pek çok şey gerektiriyor. Bu arada kadın konusunu da bitirdik. Ne zaman bir daha görüşürüz bilmiyorum, ama o 3 rakamı umarım artar, katlanarak artar. Çünkü Türkiye'nin farklı cinslerden, kadınlardan da şoförlere ihtiyacı var. Ve Türkiye'nin daha kaliteli bir taksi hizmetine ihtiyacı var. Bugünkü söyleşimiz bu kadar. Yeni söyleşilerde yeni konuklarla tekrar bir arada olacağız.